Evet arkadaşlar, bölme arıların yanındayız. 5 kona geçen hafta 5 cc formik asit vermiştim. Ve kovanlarda nane suyu, kekik suyu vardı. Kekik suyu koku yapmasın, arılar rahatsız olmasın, çalışmayı bırakmasınlar diye buzdolabı poşetiyle vermiştim. Bir kısmını da kadrosu iyi olanlar, diri kolonilere de ekstradan yan tarafa da vermiştim. Kovan dip tablolarına bakıyorum. Herhangi bir varroa dökümü yok. Mum kurdu dökümü var. Yine her hafta olduğu gibi. Burada da evet, kek döküntüleri. Katı kalan kekin döküntüleri. Yine mum kurdu döküntüleri var. Varroa döküntüsü olmadığı için evet, kovanın durumu bu halde. Evet. Polen ve açık sırlı bal ya da şurup. Evet, bu tarafta da şurup koymuş ve kendisine duvar çerçevesi yapmış kışlık stok için. Buraya bakalım bunlar. Evet, burada da günlük yavrular var. Bir kısmını sütlemiş. Evet, burada da açık yavrular var. Arılar. Kanat çırparak kokuyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Evet, burada da komple sırladığı bal kendisine duvar çerçevesi yapmış. Kışlık için güzel bir şey. Yine içeriye polen doldurmuş. İki tarafı duvar, bir çerçevesi yavrulu. Evet. Arıyı göremedim. Evet, bu kovanda hiç kapalı yavru yok. Dolayısıyla varroaların tamamı arıların üzerinde. Evet, varsa tabii. Burada da anarımız. Meyazı duyalım. Bu saatten sonra gecele bayağı bir soğuduğu için şurupluğu alacağım ve sadece üstten besleme yapacağım. Aynı zamanda ve sağdaki straforu koyarak daraltma yapacağım ve şurupla üstten besleme yapacağım. Ekstra başka bir şey yapmama gerek yok. Bu koloniye
şu anda yavrulu olmadığı için çerçeveler formik asit mücadelesi. Yine arıyı rahatsız etmeyecek şekilde 5 cc olarak vereceğim. Varsa arıların üzerinde bu arıları döksün diye. Şu an koloni yavrulu olmadığı için, hiç pupa çerçevesi olmadığı için, şu an hiç pupa çerçevesi yok. Tamamı açık yavru kovanın diz, kekik suyu ve nane suyu vererek arıların bir dönem pupa çerçevesinden çıkana kadar bir hafta boyunca arıların kapalı yavrusuz kalmasını sağlamış olduk. Üstten beslemeyle devam edeceğim. Arılar nane sulu, keki sulu olan karışıma hala, şuruba hala ilgi gösteriyorlar. Ve ben formik asiti buraya verdikten sonra kapatacağım. Evet, buradaki şurubu nasıl çektiklerini görüyoruz. Arı hala gıda depolamaya çalışıyor. Evet, çuvalın üstüne akan şurubu yalıyorlar. Evet, 5 cc formik asit çektim. Ve formik asiti sıkmadan akıtıyorum. Evet, yağma olmaması için veriyorum. Sıkıştırdım güzelce. Tabii hemen eşek arıları da saldırıyor. Yan tarafa herhangi bir şurupluk falan vermiyorum. Direkt kapatıyorum. Evet, merada bal yok. Az az polen giriyor. Merada polen bal olmadığı zaman ve ben içeriye şurup verdiğim zaman, yağma tetiklendiğinde yaptığım uygulama giriş deliklerini birer girişe düşürmek. Böylece evet, böylece polen getiren arılar içeriye girebiliyorlar. Polen getiren arılar içeriye girebilsin. Yeter onun haricindekiler. Evet, içeriden atmaya çalıştıkları bir ara. Polen getiren girsin yeter. Evet, bu şekilde. Evet, koku nereden çıkıyorsa oraya hücum ediyorlar. Kokuya. Evet. Diğer kovana da bunu kasıt damlatacağım. Geçen süre zarfında yaklaşık bir 2 cc 3 cc kadar formik asit buharlaşmış. 5 cc formik asit damlatıyorum. Bunu da üstten yine şurubunu ilave ediyorum. Kek de var. Ve kapatıyorum. Bu ince straforu boş çerçevelere çakarak
iç kısımlardan çıkarak buradan bir duvar yaptım kendilerine. Bu şekilde idare ederler. Evet, son koloninin durumu da bu. Verdiğim keki bitirmişler. Üstten verdiğim kekik suyu olan şurubu komple bitirmişler. Ve yan tarafa verdiğim kekik suyu şurubunu komple bitirmişler. Şimdi buna nane suyu ve yine formik asit vereceğim 5 cc ve kapatacağım. Hemen arazi şartlarında çerçeveden bir bölme tahtası yaptım. Kontraplaktan hemen çerçevenin arka tarafına koydum ki duvar olarak kullansın. Çünkü buna 3 göz şurup vereceğim, yani 3 şurup. İşte zayıf arıya yarım şurupluk yetiyor, yani 500 milim bile, 500 gram bile şurup yeterken biraz daha kadrosu iyi olan arıya 3 litre yetmiyor. Ne kadar güçlü girerse kışa o kadar iyi. O yüzden beslemeyi kesmemem lazım. Full beslemem lazım. Yediği kadar yiyecek. Evet, 3 litre şurup verdim. 2 tane yarım şurupluk. Ve yaklaşık yarım litre de arttı. Yani toplam 3 litre. Onu da üstten buzdolabı poşetiyle verdim. Kovan giriş deliği ortada olduğu için kenarı daralttım. Bir sonraki aşamada bu şuruplukları aldığım zaman sağ tarafını da yine bir tane tahtadan yaptığım arazi şartlarında bölme tahtasından koyup çuvalla kapatacağım. Şimdi bunu çuvalla ve örtü beziyle kapatacağım. Bu kadar. Evet, 5 cc formik asiti yapıyorum. Buna ekstradan bir 5 cc daha ilave ediyorum. Çünkü kovan hacmi büyüdü. Toplam 10 cc'lik bir formik asit vermiş oluyorum buna. Hemen hemen doldurdu. Evet. Tamamen doldurdu. Bu şekilde kapatıyorum. Kadro büyük olduğu için, kovanı kapladığı için örtü bezini bu şekilde yaydım. Evet, yağmadan arta kalanlar bu kadar mefta. Evet. Sanırım bu.